Odama paldır küldür girmeyi adet edindin bakıyorum. Sen nasıl bir insansın ki babamın anneme yaptıklarına göz yumdun? Benim annem senin evine geldiğinde hem öksüz hem yetimmiş. Senin hiç mi vicdanın yoktu da o sahipsiz kıza yapılanları reva gördün, engel olmadın? Annemin hala acı çektiğini göre göre onun üzerine gidip yalan söylüyorsun, yarasını kanatıyorsun. 3 tane evlat doğurmuşsun ama anne olamamışsın. Yok, artık bitti babaanne. Hayatını hiç düşünmeden harcadığın insanlar senin gerçek yüzünü görmeye başladı. Sen zannediyor musun ki Kars'a gittiğinde Miran peşine gelecekti? Şanslısın. Hazar Şadoğlu düştü de geriye dönmek için bahanen oldu. Sen ne biçim? Şimdi sen değil. Ben konuşacağım. Beni dinleyeceksin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kim oluyorsun da benim mahremimi karıştırıyorsun? Şimdi söyle bana. Benim kardeşim Fırat mı? Benim kardeşim Fırat mı? Bütün malları onun üstüne yapman, onu hep el üstünde tutman, bizden ayırmaman, onu bir aslan bey gibi yetiştirmen, bütün bunların anlamı ne? Sana bir soru sordum. Söyleyeceklerim bitti mi? Döktün mü içini, rahatladın mı? Şimdi kulağını aç da beni iyi dinle. Ben ne zaman... Bu sefer değil babaanne. Ben ne zaman istersem o zaman söylerim değil, şimdi söyleyeceksin. Ben artık annemi üzgün görmek istemiyorum. Ben onun her yüzüne baktığımda vicdan azabı çekmek istemiyorum. Söyle, benim kardeşim Fırat mı? Aptallığını anandan aldığım belli. Diyelim kardeşim Fırat. Gittin, söyledin, anlattın, konuştunuz, sarıştınız, ağlaştınız, bana da düşman oldunuz, sonra ne olacak? Şadoğulları ne olacak? Bunun onlarla ne ilgisi var? Hazar ölüm döşeğindeyken, kan davası kapımızdayken kardeşini ortaya mı çıkaracaksın? He? Şadoğulları onun yaşadığını öğrenirse anında onu hedefe koyar. O zaman anan çocuksuz, sen kardeşsiz kalırsın. Kardeşini mezara yollarsınız. O zaman ne yapacaksın? Bana hırslanıp kapıma dayanacağını önünü arkasını düşün. Bunca yıl neden ortaya çıkarmadım bir düşün. Bana minnetle teşekkür edip ayaklarıma kapanmak yerine... bana hesap soracağına babaannem neden böyle yapmış diye bir düşün. Ben düşünüyorum babaanne. Düşünmüyorsun. Sen buranla hareket ediyorsun. Ben buram. Senin yapacağın tek bir yanlıştı. Kardeşin ölüme gider. Üstelik daha Aslan Bey olduğunu bile bilmiyor. Şimdi ya intikam alınana kadar sesini kısıp oturursun... ya kardeşini ortaya çıkarıp Şadoğulları'nın önüne atarsın. Artık kararını sen ver o vakit. Tamam. Bekleyeceğim. Ama inşallah annemle bana ettiğin zulmün tek sebebi bu anlattıklarındır. Oynadığın oyunlar teker teker ortaya çıkıyor, unutma. Eğer bu da bir oyunsa... işte o zaman benden korkun. Şimdi. İçim sıkılıyor. Hiçbir yere sığamıyorum sanki bir an. Isınma o zaman. Tutma içinde.
Bağır, ağla, dökül ama bastırmaya çalışma. Ben kendimden bilirim. Öyle bir katılaşır ki insanın yüreği. Üzmek için yapacak hiçbir şey kalmaz. Ama paylaşmak verenler acı ya. Hele bir de karşında yaralarını gören, nasıl acıdığını bilen biri varsa. Kalalım. Peki, kalalım. Sen istediğin kadar böyle kalalım.